Peki Fred'i de konuşalım. Foto Maç gazetesinin 10. sayfasına gidiyoruz. Bir kez daha karşımızda orta sahaya yeni aday. Seri ve Lemina'dan beklenen haber gelmemiş sevgili izleyenler. Sarı Kırmızılı takım Brezilyalı oyuncuyu kiralamak için şu anda harekete geçmiş durumda. Oyuncuyu biraz konuşalım. Manchester United'tan bir e, randevu talep edilmiş. Diğer yandan ben hepsini sayayım, Tek foto da eritelim seninle beraber. Sabah gazetesine de uzanalım. 19. sayfaya gidiyoruz sabah gazetesindeki. Aslanda hedef yeni sana. Mehmet Özcan'ın duyumu bu da. E, Scout aradığı yıldız adayını Mısır'da keşfetti. Ülkesinde Muhammed Salat'tan sonraki en önemli yetenek olarak gösteriliyor. E, Mustafa Muhammed Galatasaray onunla iletişime geçti. Kulübü Zamalek'le şu anda e, pazarlık halinde ülke dışına hiç çıkmamış genç bir yetenekten bahsediyoruz. Bu işte Galatasaray kurtuluşu. Nasıl? Galatasaray'ın kurtuluşu bu isimler işte. Hı, oyuncuya hiç baktın mı? Baktım. Yani oradaki <laughs> ülke dışına çıkmadığı notunu da dün ben hazırlamıştım. Hı hı. Yani oyuncuyla alakalı bir şunu söyleyelim. 22 yaşında 100 tane maçı var. Evet. 32, 32 tane golü var. E, ee, Zamalek'le birlikte lig şampiyonluğu, lig kupasını ve aynı zamanda e, o bölgenin Afrika kupası olarak e, tabir edilebilecek e, kupasını kazanmış durumda. Evet. Yani Şampiyonlar Ligi Kupası'nı öyle tabir edebiliriz aslında ve e, iş yapar mı kısmını tabir etmek çok kolay değil bu yaştaki daha doğrusu bu kadar e, ülke dışına çıkmamış bu yaştaki oyuncular için. Hı hı. E, ama scout ekibinin Galatasaray'daki isabetli transfer oranı çok yüksek olduğunu bildiğimiz için de e, bu açıdan baktığımızda ben e, iyi bir transfer olabileceğini hı hı. düşünüyorum. Maliyet anlamında da yani altta bir haber var. Yani Zamelex 3 milyon euro bonservis istemiş. Yani bu rakamı olmayacaktır belki. 3 milyon euro bonservis verileceğini zannetmiyorum. Hı hı. Ee, 800 bin euro da maaş konuşulmuş. Evet. Yani her iki rakamda da muhtemelen aşağı inilecektir. Peki Lerma'ya ne diyorsun? Galatasaray'a yurtdışı operasyonunda ilk müjdeli haber Lerma'dan gelmiş. Fanatik'in ikinci sayfasına da uzanalım. O da 25 yaşında bir orta saha oyuncusu. Bournemouth'la pazarlık masasına oturdu Galatasaray. Şu aralar İngiliz kulübüyle kiralama kontratının detayları için pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Onun ismi de uzun süredir gündemde. Biraz konuşalım mantıklı Tabii duruyor ki. mu bu transfer? de bir gelişme yaşanmış. Pürüzler var ama Kulüp Rüş kolibaliye kapıyor şeklinde haberler de gördüm. Beşiktaş Kulübü'nün Sarp Spor'la anlaştı ve transferi imza aşamasında getirdiği iddiaları da yurt dışı basınında vardı. kolibolden başlayalım önce istersen. Bir duyumun oldu mu? Ee, yani benim duyumum olmadı ama Mehmet Özcan'ın referans aldığımız zaman oyuncu Belçika'ya gitme yönünde bir e, düşüncesi varmış. Hı hı. O yüzden de e, muhtemelen Galatasaray o defteri yavaş yavaş kapatıyor. Eee Larma ismi için de e, işte Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan pozisyon. Az önce bahsettiğimiz gibi defansif orta saha, merkez orta saha diye tabir ettiğimiz bölgeye bir ihtiyaç var. Onun ihtiyacı Lerma ya da işte Lemina ya da başka bir oyuncu. Bir şekilde kapatması lazım. Onun taraması yapılıyor. Lerma isminin de ben e, Galatasaray'ı taşıyabilecek bir ismi olduğunu herhalde birçok kişi aynı yorumdadır. Evet. E, performans olarak da bu ligin adaptasyonu çok uzun sürmeyecektir. E, Levante Bournemouth performansına baktığımız zaman da oyuncunun ikilikte e, üst düzey maçlarda 150'den fazla karşılaşması var. Hı -hı. E, Süper Lig'de de e, formuyla ve Açıkçası İngiltere'nin o yüksek temposundan gelip Türkiye'nin artık yeni sezondaki o yüksek temposuna alışmakta da zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum. Bu arada ile e, ilgili senin de duyumların vardır. Hep çok olumlu şeyler geliyor. Çok hızlı, fiziki anlamda da kendisine çok iyi bakıyor. E, hatta hiç boş geçmiyor, hiç boşu yok. E, yeni sezon e, öncesi idman maçlarında tamamında neredeyse gol atmayı başarıyormuş Çok farklı bir Cagne performansı mı geliyor yoksa bu sadece bu döneme ait bir durum mu? Yani e, belki de Galatasaray'da kalmak için çok ekstra motive oluyor ve Hı -hı. bu yüzden de kamp performansı çok yukarıda tutuyor olabilir. Ama bu motivasyonunu sahaya da yansıtabilirse, lig başlığında devam ederse, hani Falcao'dan formayı alması çok zor olmayacağını düşünüyorum. Hı -hı. Eğer Falcao aynı çizgisinde sürdürürse ki, geçtiğimiz yılki Falcao'ya baktığımız zaman sadece 22 maçta oynamış olan, 23 maçı sakatlıklar yüzünden kaçırmış olan bir Falcao var Hı -hı. ve gördüğümüz kadarıyla da Galatasaray'ın az önce bahsettiğim gibi 60-65 maç civarında karşılaşmaya çıkması beklenen bir Galatasaray'da yani Falcao'nun yanına eee Falcao'ya kadar performans verebilecek hatta onu çok daha üstüne çıkacak bir isme ihtiyacı olacaktır Galatasaray'ın. Bu arada Falcao ile ilgili gelen notlar da çok olumlu. Geçen yıl sezon öncesi kampı yapamamıştı. Şimdi bu kamp döneminde bunu biraz e, sanki acısını çıkarmaya çalışıyor şeklinde haberler var. Tek korkusu da bir sakatlık yaşamaması olacakmış. Hmm. O yüzden tabii kendisine yükleme yapılırken geçtiğimiz sezonlara kıyasla biraz daha dikkatli davranıyor. paka da çok orada e, hırslı duruyor. Çift forvetle oynatma ihtimali var mı? Ya bunu Hoca deniyormuş. Aynen. Yani 4-4-2'lik denemeler yaptığını biliyoruz. E, o yüzden de e, bu 4-4-2'de iki e, forveti de değerlendirebilir ama e, tabii biraz idareci idareli kullanma tabirine ihtiyacı var Galatasaray'ın. Çünkü hı hı. hani elinizde e, çok alternatifli bir hücum hattınız yok. Kırılgan bir hücum hattınız var. Birisi problemli bir hücumcu, biri çok sakatlanan bir hücum adamı. Bu iki hücum adamı da aynı anda sahaya sürmek yerine dengeli bir şekilde tek forvet devam etmek biraz daha isabetli olabilir gibi gözüküyor. Peki Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdik böylece. Tamam. Geçelim buradan Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın sayfalarını şöyle teker teker ekranlarımıza getirelim. Yeni transfer gelişmelerini konuşalım Beşiktaş'a dair. Kamerunlu forvet Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. Abu Bakar'dan bahsediyorum. Foto maçın ikinci sayfasına gidelim. Porto'yla bir senelik daha sözleşmesi var. Ee, Abu Bakar'ın Beşiktaş yönetimine menajerler aracılığıyla bir mesaj göndermiş. bu servisimi bedava alırım diyor. Gelmek istiyorum diyor. Bu orada son söz artık Sergen Hoca'da olacak. Ee, bir fayda sağlamasını bekliyor musun? Abubakar geri dönerse? yani son durumuna bakmak lazım. Çünkü sakatlıkları yüzünden kendisinden vazgeçilen bir oyuncudan bahsediyoruz evet. ve şu anda bu sakatlık durumu nedir, ne aşamadadır? Bunu iyi irdelemek lazım. buraya geldiğinde çok büyük hayaller sundu ve evet. o hayalleri de büyük bir bölümünü gerçekleştirdi ve hepimizin kafasında çok kısa bir süre içerisinde rekor bedellerle satış yapar fikri vardı. Ancak Aynen. Talihsiz sakatlıklar yaşadı ve ondan sonrasında e, kulübü de ondan vazgeçti. Şu anda sakatlığı ne durumda olduğunu iyi irdelemek lazım. Ama sakat olmayan bir Abu Bakar, evet bence performans verecektir. Değil mi? Zaten haberin detayında da öncelikle sağlık raporları evet. çok detaylı incelenecek. Çok Kesinlikle sonradan karar verilecek e, haberi var. E, Baloteli'yi de bir konuşalım istersen. Yeniden çünkü gündeme geldi. Hı hı. Aynı sayfada hemen Avubakar haberinin altında göreceğiz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi Avrupa basınında da geniş e, yer buldu. Leri'nin yetersizliği gözle görülür bir biçimde belli oldu deniyor haberde. Yaşanan bu gelişmenin ardından Marka gazetesinde flash bir haber vardı. Siyah beyazların kısa süre önce veto etti. Balotelli'nin Süper Lig devinin listesine yeniden girdiği anlaşmanın da yakın olduğu haberleri var. Kendisine talip olan başka takımlar da varmış. Amerika'dan mesela Los Angeles Galaxy yazılıyor. Çünkü çok şov isim. Yani insanın kullanan çok böyle şov, business canlandıran bir isim. O yüzden de tam böyle Amerika ortamına çok hızlı bir şekilde adapte olabilecek bir isim gibi gözüküyor. Peki ama daha cevabını vermemiş Beşiktaş bir kez daha devreye girdi haberi var.